kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlıyor. Mesela ben ilk defa sahneye çıktım. Herzim'de ilk defa. Ortaokulda çok özeniyordum. Ki buralarda hani çok görünmeyen bir şeydi tiyatro. Evet. Pek de yani öyle ciddiye almıyorlardı. Tiyatro güzel bir şey. Tiyatro gerçekten heyecan dolu. Ya şu an bile biraz önce hani çıktım, bir havam vardı arkadaşlara. Hadi nasıldı falan, ben nasıldım, çok iyi, çok teşekkür ederim biliyorum falan. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da gençlerin imkanlarıyla oradaki gençlerin imkanları aynı değil. O okulda tiyatro oyunu sergilendiğinde 500 öğrenci izledi. Bunların birçoğu hiç hayatlarında tiyatro görmemişlerdi. Yani bu bile onların hayatında bir şeyi değiştirmeye başlıyor. Şimdi mesela geçen yıla göre okulda hani özgüvenim daha fazla. Bir toplumun önünde ya da birkaç kişi grubun önünde kendimi ifade edebilirim artık diye düşünüyorum. Lorca'nın acıklı güldürüsünü oynadık burada. Yani çocuklar önce bir izlesinler, biraz ısınma turu gibi de olsun diye. Bütün okul onu izledi. Daha sonra İlker'le ben gelmeye başladık. Boğaziçi Üniversitesi'nden geliyorlardı. İşte onları izlediğimde gerçekten hayranlık uyandırmıştı. Yani içimde böyle ilham geliyordu. Çok güzel yapıyorlardı. Acaba ben de bunlar gibi oynayabilir miyim diyordum mesela. Metni çocuklar okuyarak başladılar. Biraz tartıştık. Hani nasıl benziyor o İspanya'da geçen bir hikayeyi hani Türkiye'de yaşadıklarımızla nasıl paslaştırabiliriz diye aslında bir dramaturji tartışmaları da yaptık bu şekilde ara ara. Rol değil de hani gerçekten yaşamak gibi bir şey, yani onu öğreniyoruz. Konuşmalarımızı hatırlamaya çalışıyorduk ama şu an sanki o anı yaşıyormuşuz gibi ve gerçekten o kişiyi olarak kendimizi hayal ediyoruz ve ona göre oynuyoruz. Ben üniversitede konservatuara gitmeyi düşünüyorum. Ayrıca da bir keman eğitimi almak istiyorum. Hani tiyatro bu benim için bir başlangıçtı. Üniversite okumayı düşünmek bile hepsinin aklında olan bir şey değil. Yani üniversite mezunu eğitmenlerle bir araya gelmeleri, ha İstanbul'dan birileri geliyor, bize değer veriyorlar. Biz de okusak, biz de üniversite gittiğimizde hatta böyle şeyler yapsak diye düşünmeye başlamaları çok önemli. Mesela ben şey diyordum, işte üniversiteyi kesinlikle doğuda okuyacağım, asla batıda okumam, işte dalga geçerler bilmem ne. İçimde sürekli hani böyle bir his vardı üniversite olarak. Şu an mesela doğu değil de batıya. Çünkü hani bu sefer hani insanların hani konuşması, yaşam tarzları artık bana daha çok cazip geliyor. Hani orada üniversite okumayı düşünüyorum mesela.